Sevgi ve saygıyla selam, özlem, coşku ve dostlukla kucaklıyorum. Ben stratejik ve jeopolitik konularda derin araştırmalar yapan bir kişiyim. Türk basını amiral gemisi dahil mışıl mışıl uyurken aydınlık hırçın dalgalara meydan okuyarak güvenle ve emniyetle seyrine devam ediyor. Vatan Partisi İstanbul Soner Polat 11. Olağan Kurultayı'nın Sayın Divan Başkanı, Kurultayımızın değerli delegeleri, hepinizi yürekten sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Soner Polat Kurultayımız bize esin veriyor. Bizi ateşliyor. Amiral Soner Polat Mehmetçik amiraldi. Mehmetçik komutandı. Mehmetçiğin erdemlerinin özetidir. Mavi vatanımızı vatanımızın Mehmetçiği ve komutanıydı. Mustafa Kemal'in askeriydi. Mustafa Kemal ordusunun komutanıydı. Gereğinde ölmeyi emredebilen ve gereğinde ölümü göze alan komutandı. Doğru karar, çelik irade, çelik disiplin ve çelik gibi esnek manevra yeteneği. Soner komutanımızın bize bıraktığı erdemler bunlardı. Tarih biliyordu, coğrafya biliyordu, hesap ve kitap biliyordu. Yaratıcı strateji ustasıydı. Devrimci Soner Polat Doğu, vatana, Türk devrimine, Vatan Partisi'ne adanmış bir hayattı. Türk devrimciliğinin önderlik mirasıydı. Sorunları devrimcilikle çözen derin zekaydı. Engin kurmaylık birikimiydi. Bilimin yol göstericiliğindeki Türk milliyetçiliğinin ışığıydı. Türk devriminin fedailik ve fedakarlık örneğiydi. Kemalist devrimin son zaferine ilerleyen rotaydı. O rotanın şaşmaz amirali, şaşmaz kaptanıydı. Devlet adamıydı Soner Polat. Süreçleri seyretmeyen, müdahale eden, yön veren siyaset ustasıydı. Bugün Rusya'daydı, yarın İran'daydı, ertesi gün Mısır'daydı derken bir bakıyorsunuz Çin Halk Cumhuriyeti'ndeydi. Türkiye için ve insanlık için, insanlık adına kararlı ve ince siyasetin ustasıydı. Sabırdı, taktik ustalıktı ve gereğinde masaya vurulan yumruktu Soner Polat. Dostların sevdiği, düşmanın saydığı devlet adamıydı. Milletin büyük geleneğinin temsilcisiydi, timsaliydi. Halkın edep ve erkanı, devletin onur ve kişiliği onda geleceğe taşınıyordu. Türk devletinin özlediği ve yolunu gözlediği devlet adamıydı Soner Polat komutanımız. Partizandı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı. 10. Kurultayımızın büyük başkanıydı. Öncü parti önderi, aynı zamanda öncü partinin neferiydi. Türk devriminin öncü parti birikiminin timsaliydi. Büyük hedeflere, büyük programla, öncü örgütle ulaşma bilincini bize verdi ve geleceğe taşıdı. Onun rotası
üreticilerin, emekçilerin, milletin hükümetiydi. Kolektif çalışma ondaydı. Sarsılmaz disiplin ondaydı. Kardeşlik ruhu ondaydı. Yaralanan arkadaşını omuzda taşıma ahlakı Soner Polat komutandaydı. Vatan Partisi'ne ışık olan ölümsüz partizandı Soner Polat komutanımız. Sonsuz er oldu. 30 Eylül 2019 günü, yani 4 gün sonra o acı günün birinci yılını idrak edeceğiz. O gün Soner Polat'ın sonsuz er olduğu gündü. Sonsuza yürüdü Soner. Sonsuza yürüyen vatan aşkıydı ve vatanın ışığıydı. Sonsuzda dalgalanan vatan, mavi vatan kahramanlığıydı. Sonsuza yürüyen, bağımsız, başı dik, üreten Türkiye kararlılığıydı. Sonsuza ilerleyen özgüvendi ve cesaretti. Sonsuza emanet edilen devrimcilik ve particilikti. Sonsuza yorulmadan yürüyen ve sonsuzda parlayan çoban yıldızıydı. Onun önünde sonsuz yemini yapıyoruz. Görevlerimizin başındayız. Vatan Partisi olarak ve Vatan Partisi il yönetimi ve il yönetiminin üyeleri, neferleri, görevlileri, örgütçüleri olarak. Sonsuz er her zaman omuzumuzun başındaki komutandır ve arkadaştır. Her zaman omuzumuzun başındadır. Ve değerli arkadaşlarımız, sonsuza kadar Soner Polat nöbetinin başındadır. O bize bıraktığı ışıkla, bıraktığı kahramanlık ruhuyla, devlet adamı yetenekleriyle, partizanlığıyla omuzlarımızın başında bizimle beraber yürümeye devam ediyor ve daima nöbetinin başındadır. Onun huzurunda sonsuz bir yemin yapıyoruz. Büyük zorlukları Soner Polat'ın bilinciyle, yüksek karakteriyle, devrimci ahlakıyla yeneceğiz. Bilinçlerimize demir atan sonsuz er, sen bize sonsuz armağansın. Sen bizim bilincimizdeki sonsuz yeminsin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgi ve saygıyla selam, özlem, coşku ve dostlukla kucaklıyorum. Ben stratejik ve jeopolitik konularda derin araştırmalar yapan bir kişiyim.